Tanzimat döneminde edebi eleştiri, yani eleştiri de çok önemli bir yere sahiptir. Burada bazı önemli sanatçılarımızı, ön planda olan sanatçılarımızı ve bu sanatçılarımızın da karşınıza çok çıkacak eserlerini anlatmaya çalışacağım gençler size. Şimdi Tanzimat döneminde eleştiri genellikle divan edebiyatı eleştirilmiş. Yani divan edebiyatı devam ettirilmeli mi yoksa bırakılmalı mı şeklinde, ya da divan edebiyatındaki bazı kurallarla alakalı eleştiri yazıları yazılmış. Tartışmalar genellikle bu yönde olmuştur. Şimdi bu tartışmaların içeriğiyle devam ediyorum. Bu tartışmaların en önemlisi iki kişi arasında yaşanmış aslında. İki dost arasında yaşanmış. Ziya Paşa ve Namık Kemal arasında yaşanmış. Gazeteciliği anlatırken söylemiştim. Ziya Paşa ile Namık Kemal beraber Londra'da Hürriyet gazetesini çıkarmışlardı. Aslında iki yakın arkadaşlar ve bunlar batılılaşma, edebiyatımızı batılılaştırma, yenileştirme, değiştirme noktasında karar alıyorlar. Ve bu kararı belli bir noktaya kadar beraber de uyguluyorlar aslında. Ta ki Ziya Paşa'nın divan edebiyatı ile halk edebiyatı arasında bir ikilem yaşamasına kadar bu beraberlik sürüyor. Şimdi bu Ziya Paşa'nın ikilemini anlatmaya çalışacağım size. Şimdi Ziya Paşa Şiir ve İnşa isimli çok önemli bir makale vardır. Şiir ve İnşa makaledir. Lütfen buna dikkat edelim. Şiir ve İnşa makalesinde Ziya Paşa divan edebiyatını eleştirmiş, halk edebiyatını yüceltmiştir. Yani divan edebiyatını çok gayrimilli bulmuş, millilikten uzak bulmuş, suni bulmuş ve aslında bizim gerçek edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu düşünmüştür. Buna yönelik Şiir ve İnşa makalesinde buna yönelik bir yazı yazmıştır. Şiir ve inşa, yani şiir ve nesir, inşa kelimesinin de anlamını vermek istiyorum size. Bununla ilgili bir makale yazmış. Daha sonra aynı Ziya Paşa Harabat isimli bir antoloji. Edebiyatımızdaki ilk antoloji örneğidir. Yani şiir seçkisi demektir. Şiirlerin toplandığı kitap anlamına gelir. Harabat isimli bir antoloji yazıyor, oluşturuyor. Ve bu antolojinin ön sözünde biraz önceki şiir ve inşadaki düşüncelerinin tam tersini söylüyor. Yani ne yapıyor? Divan edebiyatını göklere çıkarıyor, halk edebiyatını batırıyor. Hatta halk edebiyatındaki şiirleri veya şairlerin yazmış olduğu şiirleri eşek kandırmasına benzetiyor. Yani biraz abartıyor Ziya Paşa buradaki görüşlerini. Ben şöyle aklımda tutuyorum. Harabat halk edebiyatı, halk edebiyatı sildi halk edebiyatını. Harabat'ta halk edebiyatını sildi. Bu ikilemi üzerinde Namık Kemal diyor ki, ya sen arkadaşım ne yapıyorsun? Hani biz diyor divan edebiyatına son verecektik? Hani biz yenileşecektik? Ve bunun üzerine, bu ikilemi üzerine Namık Kemal de Tahrîb-i Harâbat isimli bizim edebiyatımızdaki, Tanzimat edebiyatındaki de ilk eleştiri kitabı olan Tahrîb-i Harâbat yazıyor. Ve devamında, takibinde Takip isimli ikinci eleştiri kitabını yazıyor. Şimdi Namık Kemal eleştiride başka bir yazısıyla da karşımıza çıkacaktır. Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şami'dir. Hadi beraber söyleyelim. Ezberlemeniz zor olacaktır. Fotoğrafik olarak bilmeniz yeterlidir bu eseri. Kimse size ezberden sormayacak neticede. Tekrar ediyorum. Namık Kemal'in bizim edebiyatımızdaki ilk eleştiri yazısı bu biraz önce söylediğim eser. Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şamil'dir isimli eseri. İlk eleştiri yazısıdır. Namık Kemal bu eserinde ne yapmış? Bu yazısında ne yapmış daha doğrusu? Divan edebiyatını şiddetli bir şekilde eleştirmiş. Divan edebiyatının artık bizim edebiyatımız olamayacağı noktasında, en azından içeriğini değiştirme noktasında eleştiri yazısı kaleme almıştır. Şimdi Ziya Paşa ve Namık Kemal arasında geçen tartışmalar bu şekilde. Tekrar ediyorum. Şiir ve inşa burada çok önemli. Ziya Paşa'nın yazmış olduğu makaledir şiir ve inşa. Türüne de dikkat edelim lütfen. Daha sonra şiir ve inşadaki görüşlerinin tam tersini dile getirdiği Harabat isimli bir antoloji yazıp bu antolojinin ön sözünde divan edebiyatını göklere çıkardı, halk edebiyatını yerin dibine batırdı. Namık Kemal de ne yaptı? Arkadaşım sen ne yapıyorsun deyip bunun ikilemini eleştirdiği Tahrîb-i Harâbat ve Takip isimli eserlerini yazdı. Namık Kemal ayrıca Lisan-ı Osmani Edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı Şamil'dir isimli eleştiri yazısında da divan edebiyatımızı şiddetli bir şekilde eleştirdi. Şimdi gelelim ikinci tartışma kimler arasında olmuştur? İkinci tartışmamız bu dönemde Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasında olmuş. Bunlar arasında da abes muktebes tartışması olmuştur.
Çünkü Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem yenilerin öncülüğünü yapmıştır. Muallim Naci de ılımlı veya eski edebiyatın öncülüğünü yapmıştır. Yani divan edebiyatı tarzında şiirler yazmaya devam etmek istemiştir Muallim Naci. Abes muktebes tartışması, kafiye tartışması anlamına geliyor gençler. O dönemde bir şiir yazılmış ve bu şiirin bir beyti abes muktebes şeklinde bitiyor. İşte Muallim Naci diyor ki abes muktebes her ikisindeki S'nin de yazılış olarak da aynı olması gerekiyor. Recaizade Mahmut Ekrem de diyor ki hayır efendim abes muktebes dediğimizde kulağımıza ikisi de S olarak geldiğine göre bunu biz kafi olarak kabul edebiliriz. İşte abes muktebes tartışmasının açılımı bu şekildedir ve edebiyat tarihine abes muktebes tartışması, kafiye tartışması olarak da geçecektir. Demek ki Recaizade Mahmut Ekrem yeni edebiyatın öncülüğünü yapmıştır ve kulak içindir, kafiye kulak içindir anlayışını tercih etmiş. Bu anlayışını, bu düşüncelerini de Zemzeme 3'ün ön sözünde dile getirmiştir. Recaizade Zemzeme, Recaizade Zemzeme diye okuduğunuzda Zemzeme'nin Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olduğunu hatırlamış olacak. Muallim Naci de demiştir ki hayır efendim kafiye göz içindir. Çünkü divan şiirinde de kafiye göz içindir. Aynı mantık Muallim Naci'de de geçerli olmaya devam ediyor. Muallim Naci de bu düşüncelerini Demdeme isimli eserinde dile getirmiştir. Demek ki Demdeme Muallim Naci'ye aitken Zemzeme Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olacaktır. Tanzimat dönemindeki eleştiri de genellikle bu dört sanatçımız arasında şekillenmiştir. Teşekkür ederim.